Ee, tabii inişli çıkışlı bir grafik, yeni bir takım, yeni bir hoca. Sezona böyle başladı Fenerbahçe ee, ama hepimizin ortak bir görüşü vardı. Fenerbahçe bu sezon çok iyi bir takım kurdu. Ama bunu oyunu yansıtması zaman alıyor zannediyorum. Şimdi Ceyda ezberler yanıltıcıdır. Hatta çoğu defa yanıltıcıdır. Fenerbahçe'ye sezon başından beri bence bir ezber üzerinden bakılıyor ve benim e, katıldığım bir görüşte değildi bu şöyle ki Fenerbahçe iyi bir takım kurdu buna itirazımız evet. yok Fenerbahçe'nin iyi bir takım kurduğu konusunda ben de herkesle hem fikirim fakat çok çok iyi bir takım kurduğu konusunda hem fikir değilim yani iyi ile çok iyi arasında ciddi bir fark olduğunu düşünüyorum öbür taraftan kurmuş olduğunuz bu yeni takımı teslim ettiğiniz teknik direktör Büyük takım tecrübesinden mahrum bir teknik direktör. Ama ve, Alanya Spor'da da çok e, güzel işlere imza attı hocam. Malatya Spor'da da attı. Evet. E, bunları Ama inkar bunlar edemiyor. Ama bunlar büyük takım hocası olmak için yeterli değil mi? Değil. Şöyle değil. Daha doğrusu. E, orada yürüdüğü bir plan var. Bir oyuncu kadrosu var ve e, o oyuncu kadrosu daha kolay yönetilebilir bir kadro. Mesela Bakasitas'ın pozisyonunda Başka ben kimi oynatayım diye düşünmüyorsunuz Alanya Spor'da ya da Papisizse forvetiniz. aynı şekilde Malatya Spor'da da yani taşların yerine de oturduğu bir takımı oynatıyorsunuz ve e, belirli bir anlayışı olan yani savunma oyununu da bilen e, alanı iyi kullanan teknik adamlardan bir tanesi Erol Bulut. Şimdi bu plan e, büyük takım olmadığınız zaman hedef takım olmadığınız zaman sürekli Kapalı savunmalara karşı maruz kalmayan bir oyun anlayışına muhatap olduğunuz zaman e, işleyebilen bir plan. Evet. Fakat şimdi Fenerbahçe'de e, iki açıdan hocanın dezavantajı var. Birincisi kurulan bu takımda e, bu zenginliği oyuncuları küstürmeden yönetmek. Bak şimdi mesela Sosa'yı oynatmıyorsunuz e, ve Sosa geriye gidiyor. Oynatıyorsunuz bekleneni veremiyor. Sosa'yı tartışacağız şimdi. <laughs> Novak oynatılmıyordu, Caner oynuyordu. Ee, Novak gibi geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a çok büyük ofansif katkısı evet. olan Bekni için oynanmaz dendi. Novak'ı aldınız, beklediğinizi alamıyorsunuz. Çünkü uzun süre kulübede bekledi. Belki melekelerini kaybediyor o arada. Yani özellikleri köreliyor. Ne çabuk Ş melekelerini kaybediyorlar diye ya, meleke soruyor ka o zaman taraftar. Kaybetmez aslında da körelir. Yani melekeyi uygulamak başka bir meziyet. Şimdi burada kadroyu çok rantabıl yönetmek e, o çok başka bir şey. Erol Hoca'nın bence zengin e, şey e, problemi buydu. Bir de bir başka problem e, şimdi e, Fenerbahçe iseniz ya da büyük takımsanız evet. size karşı daha yüksek bir motivasyonla oynuyor takımlar. Her detayı daha ayrıntılı bir şekilde düşünüyorlar. Sizi dur, durdurmanın yolları ve yöntemleri konusunda daha ciddi kafa yoruyorlar. ...daha iyi motive oluyorlar... ...şimdi bunu, bunu aşacak... ...oyun planını bulursunuz... ...ama o planın... ...oturması... ...iyi bir pratiğe dönüşmesi de zaman alır... ...şimdi Ceyda... Şimdi ...Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonda... ...bu sezonda en güçlü... ...pozisyonu hangisiydi... ...ben mesela ortadaki üçgen olarak... ...bunu tarif edebilirim... ...orta sahanın merkezi... ...şu anda Fenerbahçe orta sahanın merkezinden... ...kesinlikle verim alamıyor... Bunun bana göre en önemli sebebi ne? Alıyor da aslında almıyor muydu? Yani son haftalarda. Onda, o, evet alamıyor. son haftalarda alamıyor Şu, ama iyi bu kötü başladı diyemiyoruz orta sahadaki kurgu için. Yani Gustavo'nun Ozan'ın yeni mevkisi Gustavo'nun yanında değişen isim ki bu kimi zaman Sosa oluyordu. Şimdi Mert Hakan yandaş kadroya dahil edilmeye başlayınca Ozan yerine geçti. Kurguda problem yok. Tercih edilen oyuncularda da bence problem var. Nerede problem bu? yok. Performansta problem var. Şimdi Ozan dikkat edersek son haftalarda yavaş yavaş e, sıradanlaşmaya başladı. Çok iyi performans gösteriyordu. Yani o orta sahadaki e, Fenerbahçe'nin en önemli dinamosuydu. Çıkışları, gelişleri. yani oyun iki tarafına da hitap eden bir oyuncu. Evet. Şimdi Mert Hakan. E, e, bence özellikleri iyi olan bir oyuncu. Ancak Sivas Spor özelinde onu aldı, ele aldığınız zaman orada daha ziyade reaksiyon gösteren bir takım hı hı. kompozisyonu içerisinde oynuyor, daha fazla geniş alan buluyor, daha konforlu şut imkanları ya da pozisyon imkanları yakalıyor. Şimdi Fenerbahçe'de oynadığınız zaman daha kısa sürede düşüneceksiniz, daha iyi akıl yürüteceksiniz, evet. dar alanda daha hünerli olacaksınız, daha çabuk olacaksınız. Dolayısıyla buradaki performans Mert Hakan'ı sıradanlaştırıyor hatta kötü gösteriyor. Şimdi bunları bir defa aşması lazım Fenerbahçe'nin bu, bu performans sıkıntılarını aşması lazım. Şu görüntü itibariyle de durum pek parlak değil. O zaman bir başka e, alana gidelim oradaki probleme gidelim o da tabii stoper mevkisi Fenerbahçe'de. Sabah gazetesinin 21. sayfasını ekranlara getirelim. Stoper değil sanki rakip forvet başlığı dikkat çekiyor gazetede. Fenerbahçe'nin stoperleri geride kalan haftalarda 6 kez penaltıya sebep olurken bu alanda Schalke ile birlikte Avrupa'nın zirvesine yerleşti ifadelerini kullanmış. E, dün akşam Tisserant'ın performansı. Kimi zaman biz o bölge yani şöyle aslında başlayalım e, stoperdeki sohbetimize Fenerbahçe'nin bu tercihi yönündeki. Biz Lemos-Tiserant ikilisi ilk oluşturulduğunda Türkiye'ye geldiklerinde Fenerbahçe formasını giydiklerinde Fenerbahçe taraftar da şu beklenti içerisine girdi. Luintama-Marka ikilisini geçecek Tiserant-Lemos ikilisi hep bu konuşuldu. Ee, ama Lemos olmadı. Tiserant'ın partneri Lemos'un olmadığı zamanlarda Serdar olunca ve formayı alınca vermemeye başladı. Serdar yine sakatlıklar yaşadığında Lemos geldi ama... E, Serdar'ı arattı. Hepsinden öte Fenerbahçe stoperleri 6 kez penaltıya sebebiyet vermiş 13 hafta. Yani e, daha total bakmak lazım aslında. Takımın genel performansı iyi olmayınca belki savunmanın üzerine fazla yük biniyince stoperlerinde hata yapma ihtimalleri artıyor. Birincisi buradan bakmak gerekiyor. Hmm. Daha orta sahaya da bağlıyorsunuz. Tabii ya genele bağlıyorum. Yani ön taraftan ön taraftan pres halkası iyi başlayıp Fenerbahçe o yardımlaşmalı pres ve takım oyununu yeterli derecede sergilemeyince doğal olarak stoperlerin ve savunmanın üzerine binen yük artacak. Yani klasik olarak böyle de bakmamız lazım. Öbür taraftan şimdi bu stoper özelliklerinde benim Selant'ta da gördüğüm, Lemosta da gördüm. Ee, hakikaten mantaliteleri olan, top yapabilen, e, adeta bir orta saha oyuncuların registraları andıran stoperler. Bu onları kaliteli gösteriyor. Bu onların kalitesi daha doğrusu. Bu anlamda iyi stoperler ama işte bazen de e, atletizme ihtiyaç duyulan noktalar olur. Pozisyonlar olur. İşte geniş alanda yakalanmalar. Orada bence bu stoperlerin eksileri daha doğrusu defoları ortaya çıkar bir de maç talihsizliği diye bir şey var. Belki bunu da yaşıyor. Evet. İşte Selant'ın dün yol açtığı penaltı. Hani böyle de değerlendirebiliriz. Yani oyuncunun genel motivasyonu, vücut koordinasyonunu iyi ayarlayamaması ile ilgili şeyler bunlar. Zaman zaman oyuncular bu tür durumların içerisine düşerler. Ama şunu görebiliyoruz ki Fenerbahçe tepeden tırnağa bir sıradanlaşmaya doğru yürüyor. Yani işte Ozan'a bakıyorum, o sıradanlaşmayı görüyorum. Mert Hakan'a bakıyorum, o sıradanlaşmayı görüyorum. Şimdi mesela Papi Sisi'ye bakıyorum, bir büyük takım forveti görmüyorum, santuforu görmüyorum. Kaldı ki kariyerli bir oyuncu. Şimdi savunmadaki oyuncularda da bunu görebiliyoruz. Aslında bu düşen performans, motivasyon ve belki az, azalan özgüvenle birlikte gelen bir sıkıntı. Yani ne yaşandı ya, da Fenerbahçe'de? O zaman şu soru akıllara geliyor... Sıradanlaşmak için bir sebep lazım. E, Fenerbahçeli futbolculara bu sebebi kim verdi? Ne yaşandı? O zaman bu sorular akıllara geliyor ve e, çünkü şu var şimdi 13 haftada sıradanlaşmak için çok erken ve e, taraftar bu kadar şampiyonluğa açken sıradanlaşmak e, biraz taraftarı biraz değil, bayağı üzüyor. Sosyal medyada dün çok büyük tepkiler vardı. Hatta benim izlediğim bir video vardı. Covid-19 tedavisi gören bir hastanın e, maçı izlerken bir yandan oksijen tüpü bağlı. Yani böyle bir Fenerbahçe taraftarından ve onların şampiyonluğa olan açlığından bahsediyoruz aslında. Ben çok anlamlandıramıyorum. Şöyle bir defa işte bakış açısında bence problem vardı. Öncelikle... Tamam iyi oyuncular transfer ettiniz ama en iyileri de transfer etmediniz. Yani bu oyuncuları göklere çıkarmanın anlamı yok. Şimdi Gökhan benim çok beğendiğim hayranlıkla yıllardan evet. beri izlediğim bir bektir. Ama... Sen Nazım oynadı dün nasıl buldunuz performansını? E fark bir ol... de asist yaptı. Fark oluşturamıyor o kadar evet onun yaptığı asisten hareketle işte Nazım çok iyi çok yeterli diyemeyiz. Yani atletizmi yüksek bir kanat forveti Bence karşısında. Bence çabaladı dün. Çabaladı. Çabaladı. Ee, ama yani Nazım'la bir maçı ya da oyunu kazanamazsınız. Yani Fenerbahçe'nin bütüncül anlamda e, o atfedilen e, takım kalitesinin geride kaldığını görüyorum. Şimdi burada birincisi çok anlam yüklendi Fenerbahçe'ye. Bu e, futbolcular o üzerinde baskı kurdu mu? Olabilir ama bak şunu da görüyoruz. Şimdi bu takım çok daha iyisini oynar. Yani söylediklerim yanlış anlaşılmasın. Evet evet. Çok daha iyisini oynayabilecek özelliklere takım sahip bir takım Fenerbahçe. E burada belki teknik direktörün performansını sorgulamamız lazım. Diyorum ya yani Erol Bulut hiç bu kadar zengin olmadı. Çok zengin ve nitelikli bir kadro kendisine sunuldu. Ve bu kadro içerisinde tercihler yaparken belki bazı oyuncular küstürüldü. Ee, bazı oyuncular da yeterince şans bulamadıkları için ritim kaybettiler.